Tekrardan merhabalar. Hemen tasarımımızı oluşturmaya başlayalım. Co-Space'e tıklıyoruz ve daha sonra Create Co-Space diyoruz. Ve burada karşımızda arkadaşlar nasıl bir sahne seçmemiz gerektiğini soruyor. Biz boş bir sahne seçmeyi tercih ediyoruz ve artık platformumuz karşımıza geliyor. Bakın arkadaşlar böyle bir platform geldi. Şu an hiçbir şey yok. Bu gördüğünüz kamera. Bunu artık şekillendirmek ve tasarlamak bize kalmış. Hemen burayı bir bakalım arkadaşlar. Bu home dediği kısım ana sayfaya gelmesi. Daha sonra share dediği işte paylaşım. Bunların hepsini göstereceğiz. Kod kısmı var aynı şekilde. Öncelikle şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Kod kısmına tıklayalım. Arkadaşlar burada pro üyesi olduğunuz zaman hem Koblox olarak yani tüm blokları görebiliyorsunuz. Şimdi burada basic dediğinde aslında birkaç tane kod var. Kod blokları var. Mesela kontrol döngülerde çok fazla bir döngü olayı yok. Ama pro üyesi olduğumuzda ise arkadaşlar burada bayağı bir şeye erişebiliyoruz. O yüzden arkadaşlar biz 30 günlük bir deneme sürümünü hep birlikte deneyeceğiz. Deneme sürümü için arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Trial kod var. O trial koda ulaşıyoruz ve daha sonrasında arkadaşlar trial kod sayesinde 30 günlük deneme sürümümüzü başlatıyoruz. Ve bu şekilde kod bloklarımız vesaire daha sonra şurada göreceğiniz karakterler işte çevre vesaire tasarımlar da daha fazla olacak. Hemen pro üyesi için tıklıyoruz arkadaşlar. Burada lisans planlarını seçmemiz gerektiğini söylüyor. Biz burada arkadaşlar ne yapıyoruz hemen? Basic diyoruz. Ve pro'ya tıklıyoruz. Burada arkadaşlar bize işte lisansı satın aldığını vesaire de lisans planına katılın. Biz burada 30 günlük bir deneme sürümünü aktive etmek istiyoruz. Arkadaşlar burada bize bir kod istiyor. Bu kodu Google üzerinden Co-Space Trial Aktivasyon kodu şeklinde yazıp aratırsanız birkaç kod bulabilirsiniz. Platformlarda da zaten bu mevcut. Benim şu an elimde şöyle 3 tane kod var. Bu kodları hemen bir deneyelim. Bakalım. Bunların da bir belirli bir sınırları var arkadaşlar kişi sayısına göre. Bakalım. Evet. Ne diyor arkadaşlar? Welcome diyor. Yani başarılı olduk. Bu kodu şöyle size göstereyim. Benim kullanmış olduğum kod bu. Şöyle ekranda kalsın. Bu kod sayesinde arkadaşlar ne yapabiliyorsunuz? Aktive edebiliyorsunuz ve 30 gün yani biz 30 gün boyunca bunu kullanabiliyoruz. Kapat diyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen geri gelelim. Bakalım. Hemen bizim kendi şeye girelim ve burada size göstermek istiyorum. Bakın artık kod bloklarımıza şöyle size loopları göstereyim. Döngülerimiz bakın artık arttı. Yani az önce kısıtlı olan şeyler pro üyesi olduğumuz için artmış bulunmakta. Bunu da öğrendikten sonra arkadaşlar şöyle kapatalım. Evet arkadaşlar buraya tıklıyoruz. Library kısmına. Bakın arkadaşlar karakterler. Bir sürü karakter mevcut burada. Yaşlısından gencine hepsi mevcut. Bunları dilediğiniz gibi kendi artık tasarımınıza bağlı olarak kullanabilirsiniz. Daha sonra hayvanlar kısmı, bina inşalar kısmı ya da işte araçlar bakın işte kitaplık olsun, sandalye olsun, koltuk vesaire. Yani bir tasarım için ihtiyacınız olan şeyler burada mevcut. Ve bitki, çiçek tarzı şeyler. Ondan sonra ulaşım araçları mevcut burada gördüğünüz gibi. Itemlar var. Itemlardan kastı işte bakın kitap olsun. Böyle araç ve gereçlerden bahsediyor. Kalemdir, laptoptır. Building dediği kısım arkadaşlar bunlar zemin oluşturabiliriz. Bunları da göstereceğiz. Zemin oluşturabiliriz bunlarla. Küpler vesaire bunlar mevcut. Special. Bunlar hem kamera hem de böyle gizli yollar çizmek istiyoruz. Ve o yol üzerinde bir şeylerin oluşmasını istiyorsak bunları da kullanıyoruz.
Search kısmında da arkadaşlar artık yazıyorsunuz, İngilizce olarak aratıyorsunuz. Ve diğer nokta olarak arkadaşlar upload kısmında 3D modelleri kullanabilirsiniz. Burada mesela 3D model dediğimizde arkadaşlar ne biliyor musunuz? Mesela burada beğenmediğiniz bir şeyi Google üzerinden arkadaşlar free 3D model diye aratabilirsiniz. 3D modeller diye aratırsınız, ücretli veya ücretsiz. Oradaki herhangi bir modeli indirebilirsiniz. Ve bu formatlarda olmasına dikkat edeceksiniz. OBJ, FBX vesaire. Daha sonra burada upload deyip direkt sahnenize atabilirsiniz. Videolar olabilir, tüm dosyalar olabilir ve sesler olabilir arkadaşlar. Bu kısım ise çevre kısmı. Yani bizim şu an zeminimiz boş gördüğünüz gibi. Hemen bir çevremizi oluşturalım isterseniz arkadaşlar. Bakın şöyle bir ne oluşturabiliriz? Bakın şöyle bir inşa şeklinde bir cadde oluşturduk. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir caddemiz oluşmuş oldu. Bu caddede arkadaşlar kişileri koymak artık burayı canlandırmak hepsi size kalmış. Biz hemen kafamızda bir senaryo kuralım. Kişileri konuşturmaya çalışalım. Bunları kod bloklarıyla yapacağız. Ama dediğim gibi bu bölümümüzde tasarıma odaklıyız. Diğer bölümlerimizde kodlama kısmına geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar hemen kişilerimizi koyalım. Şöyle bir kişimizi koyduk. Bir de şöyle bir kişimizi koyduk. Daha sonra arkadaşlar burada tekrardan şöyle bir kişiyi daha koyalım. Ve daha sonra burayı güzelleştirmeye çalışalım. Ne yapabiliriz? Bir tane bina ekleyebiliriz. Ondan sonra bakalım, yani ekstra bir bina ekleyebiliriz. Şöyle yapalım. Şunu ekleyelim. Şöyle geliyor. Arkadaşlar şunlar ne? Onlara bir bakalım. Şimdi şunu önce göstereyim bu sekme. Bakın bu büyütmeye ve küçültmeye yarıyor. Üstüne böyle basılı tutuyorsunuz mouse'unuzda. Bu ne yapıyor? Büyütmeye veya küçültmeye yarıyor. Daha sonra arkadaşlar şöyle yapalım. Şu ne yapıyor? Şu arkadaşlar işte sizin döndürmeye çalıştığınızda işte rotasyonu yani açısını vesaire ayarlamak istiyorsanız da bunu kullanıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar şöyle yapalım. Şu ne yapıyor? Şu şöyle yukarıya aşağıya artık konumlamasını istediğiniz yeri size belirtiyor. Bu da arkadaşlar yine aynı şekilde böyle ileri geri yapmanızı sağlıyor. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar böyle bir park gibi bir şey oluşturalım isterseniz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Ha bir de şunu da göstermek istiyorum. Upload kısmına geldiğinizde image diyebilirsiniz. Burada arkadaşlar hem image kısmı hem gifler var. Mesela diyelim ki ne oluşturmak istiyorum ben? Bir tane aklımda şey var. Öncesinde neyse şu suyu alalım. Bakalım bulacak mı? Böyle bir havuz şeklinde. Ha mesela şu. Bakın arkadaşlar bu bir gif, tamam mı? Ben bu gifi ne yapacağım? İlk öncelikle bir yatırmak istiyorum. Böyle dik olmaz. Yatırmak istiyorum. Şöyle bir yatırdım. Daha sonra büyütmek istiyorum. Şöyle. Büyüttüm arkadaşlar. Ne yapayım? Şunu şöyle getireyim şuraya. Şimdi ne yapacağız? Hep birlikte. Biraz daha büyüsün. Tamamdır. Daha sonra arkadaşlar geliyorum yine tekrardan. Buradan bakalım istediğim şeyi bulabilecek miyim? Böyle etrafını kapatmasını istiyorum. Acaba bu kısımda mıdır diye bir bakalım. Şu an tam olarak adının ne olduğunu hatırlayamadım ama daha öncesinde görmüştüm. Evet arkadaşlar şöyle bir köprü şeklinde. Bunu şöyle bir indirelim. Bakın. Şöyle koyalım. Bunu birazdan size zaten düzenlemesini göstereceğim. Şöyle yapalım.
Daha sonra arkadaşlar böyle yanına korkuluk, evet şu. Şundan indirelim. Şimdi arkadaşlar gelin bunu hep birlikte bir düzenleyelim. Böyle olmaz zaten. Şimdi ilk öncelikle şunu bir yere yakın indirelim. Bakın gördünüz, tuttum ve çektim. Daha sonra arkadaşlar şunu da şöyle üstündeymiş gibi yapalım. Ve bunu da birazcık küçültelim. Bakın şöyle yapalım. Evet, alttaki havuz görünümlü gifimizi, pardon, şunu tutalım. Bunu da böyle birazcık daha büyütelim. Tamam. Şöyle sanki alttan su geçiyormuş havası katacağız. Ama tabii böyle yine olmuyor. Ben o yüzden şunu kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bakın bu gördüğünüz şeyler korumalık gibi. Bunları yanına koyduğunuz zaman biraz daha böyle gerçekçi duracak. Yani ben burada aslında size şunu göstermek istiyorum. Evet, çevre var. Evet, burada bakın ağaçlar da ekleyebiliriz falan. Ama parça parça olan bir şeylerden nasıl ortaya bir sonuç çıkarabiliriz onu gösterelim. Çünkü böyle bir yapı yok ama biz bunu elimizdekilerle nasıl yapabiliriz ona bakacağız arkadaşlar. O yüzden hemen şöyle bunun boyutu birazcık daha küçültsek daha iyi olur. Bunu arkadaşlar ben CT ile C yapıyorum ve böyle yana kaydırdığım zaman bakın şöyle tutuyorum. CT ile C yapıyorum. Daha sonra CT ile V yapıyorum. Çift oldu. Şimdi şöyle arkadaşlar şunu bakın bu şekilde hani kol kapatmaya çalışıyorum. Şöyle yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar bir tane daha CTLV yapıyorum. Bir tane daha CTLV yapıyorum. Şöyle şunları alıyorum. Şuraya koyuyorum. Diğerini de şöyle koyuyorum. Tamamdır. Bir tane daha CTLV yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar bunu şöyle yapıyorum. Biraz bunu döndürmem gerekiyor. Şöyle. Bunu artık arkadaşlar gerisini siz tamamlarsınız. Yapı bu. Bakın. Oldu mu? Oldu. Az önce hiçbir şeye benzemiyordu. Bence gayet de güzel oldu. Bu şekilde daha farklı hayal gücünüze kalmış ve tasarımınıza kalmış bir şekilde yapabilirsiniz. Bir de biraz ağaç ekleyelim. Bunu birazcık parka benzetelim. Burada dilediğiniz ağacı, çiçeği vesaire koyabilirsiniz. Hemen bakalım ne koyabiliriz buraya. Şöyle ağaçlar koyalım arkadaşlar. Birazcık büyük. Şöyle yapalım. Şöyle koyalım. Tamam. Şunu da CTLC yapalım. CTLV yapalım. Şöyle yanına koyalım. Daha sonra şöyle bir ağaç koyalım. Bayağı büyük bu. Küçültelim bunu. Tamamdır. Daha sonra arkadaşlar istediğiniz gibi birçok ağaç koyabilirsiniz. Şunu koyalım. Şunları koyalım. Bayağı çoklu görünüyor. Oo, bayağı şöyle. Hani böyle parka benziyormuş gibi yaparsınız artık arkadaşlar. Bakın bunları koyabilirsiniz. Kişiler şöyle gelsin. Mesela kızı şöyle koyabilirsiniz. Şöyle yapalım. Bayağı küçük oldu. Şimdi bunu şeyin üstüne çıkaralım. Şimdi burada mesela buna animasyon, onu da size göstereceğim birazdan.
Burada neler oluyor, ne bitiyor, hepsine bakacağız. Kişi buraya koydu kızı. Daha sonra neler yapılabilir başka arkadaşlar? Şöyle size göstereyim. Burada araba koyabiliriz. Mesela bebek arabası olan birini koyabilirsiniz. Burada arkadaşlar şöyle bir arabayı hemen şöyle yola doğru koyalım. Evet. Şöyle yola doğru bir arabayı koyduk. Ha, yol yapabilirsiniz. Kendiniz yollar yapabilirsiniz. Buradan arkadaşlar şuna tıklıyoruz ve şöyle arkadaşlar City'deydi galiba. Yanlış değilsem. Ha, bakın arkadaşlar şöyle kendi kendinize aslında yollar yapabilirsiniz. Şöyle yapalım bir saniye. Şöyle geriye gelelim. Birazcık yukarıdan görelim. Şimdi arkadaşlar yolumuzu bakın böyle tamamını kaplayabiliyor, şey yapabiliyorsunuz. Onu kendiniz küçültüyorsunuz ya da büyütüyorsunuz. Ha, şöyle yaptık. Mesela şuraya bir yol olarak koyabiliyorsunuz. Hatta CTLC yapalım altına da. Hemen şöyle yanına da yani daha doğrusu. Şöyle koyalım. Bu şekilde. Şöyle arkadaşlar yapmış oluyorsunuz. Bakın dediğim gibi bizim bu eğitim videomuzda daha sonra birçok etkinlik paylaşılacak. Bunun şöyle size mantığını kavratmaya çalışıyorum. Tasarım tamamen artık böyle ince eleyip sık dokuyarak kendinizin yapması gerekiyor arkadaşlar. Şu yolumuzu şöyle koyalım. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar tasarımımız. Hatta şöyle kız ve şu ikisi böyle bu şekilde karşı karşıya olsunlar. Hatta şunu şöyle döndürelim. Arkadaşı da getirelim karşısına. Konuşturacağız çünkü ikisini. Birbirine baksınlar. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Hatta arkadaşı birazcık daha geriden yapalım. Ona doğru yürüsün. Onu da yapalım. Tasarımımız bu şekilde arkadaşlar. Diğer videoda kodlama kısmına hep birlikte bakacağız.